La yezzi hakkını ödeyemez. Veredün hiçbir çocuk validen babasının. Hiçbir çocuk babasının hakkını ödeyemez. İlla ancak hakkını öder. En yecide hu onu bulursa memluken köle olarak. Vecede yecidu yevcidu olmalıydı da ilal gereği yecidu şeklini almıştır. Vecededeki vav kaybolmuştur. Feyeşteriye hu onu satın alırsa feyatigahu ve onu azat ederse. Fay takibiye bunlar. Hemen ardından bu işi yaparsa. Ravime enfun burnu sürtülsün şeklinde. Ama burada perişan olsun kastedilen mana. Sözlük manası burnu sürtülsün. Ravime perişan olsun, burnu sürtülsün. Enf burun demektir. Ravime enfun perişan olsun, burnu sürtülsün. Sümme sonra tekrar ravime enfun. Sümme sonra ravime enfun. Arda arda 3 defa Peygamberimiz aynı şeyi tekrar etmiştir. Burnu sürtülsün, perişan olsun. İyi de kim? Men o kimse ki edrake ulaştı ebeveyhi anne ve babasına indel kiberi yaşlılık anında. Anne ve babasının yaşlılığına kavuşmuş kişiden bahsediyor. Ahaduhuma ev kilahuma. Ahad bir demek zaten. Huma tesniye zamiri. Kilahuma yine tesniye zamiri. Huma zamiri. Ahaduhuma ev kilahuma. İkisinden birine veya her ikisine. Yani anne babasıyla birlikte veya sadece annesine veya sadece babasına. Felem yedhul el cennete. Aslında yedhul de geçiş yaptığımızdan yedhuli şeklinde esrelenmiştir. Es-sakinu izâ hurrike bil kesri kaidesi gereğince sakin kesreyle hareketlendirilir. Bu yüzden esre verilmiştir. Aslında yani dehale yedhulu lem yedhul. Lem yedhul cennet lem yedhul giremedi el cennete cennete. Yani anne ve babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kişi perişan olsun, burnu sürtülsün. Çünkü onlardan birine veya her ikisine yaşlılık gününde ulaşan kişi onlara gerekli değeri hizmeti vererek cennete girebilmesi kolaydır. Anlatılmak istenen buydu. Vellezî nefsi biyedihi yine meşhur bir cümle diyelim veya yapı. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki la tedhulu giremezsiniz. Nereye? El cennete, cennete. Hatta ta ki tu'minu iman edene dek. Dehale yedhulu tedhul. Yani yedhulu diye çekin. Muzari başında la olduğundan sonundaki nun düşmüştür. Hatta tu'minu amene yu'minane tu'minuna şeklinde. Hatta'dan dolayı nasb olmuş. Nun düşmüştür. Ve la tu'minu ve iman etmiş olmazsınız, sayılmazsınız. Hatta ta ki tahabbu birbirinizi sevene dek. Evela edullüküm. Size bir şey öğreteyim mi? Ala şeyin. Edullüküm öğreteyim mi size? Ala şeyin herhangi bir şey ki. İza faaltumu yaptığınız zaman hu onu yani öğreteceğim şey yaptığınız zaman tehabbettum birbirinizi sevmiş olasınız. Edüllüküm delle yedüllü edüllü yani muzaf fiil nefsim tükellim vahde efşu ifşa edin yayın emri hazır kalıbı neyi esselamı selamı beyniküm aranızda beyin ara demek keyküm aküm siz manasında zamir. La tezulu kıpırdayamaz. Yani yerinden ayrılamaz. Kad ma abdin bir kul ki hatta ta ki yüz ele sorulana dek, hesap verene dek an umrihi ömründen. Umrun ömür hi buradaki zamir abde yani kula gitmektedir. Kendi ömründen o kul hesap vermedikçe veya hesaba çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömründen sorulmadıkça. Fime nerede efna hu? O ömrünü nerede tüketti? Bunun hesabını vermeden ayrılamaz. Ve an ilmihi ilmun. İlim demek. Hi yine zamir. Kendi ilminden hesap vermedikçe de ayrılamaz. Fime nerede faali fihi? Nerede ne yaptığı o ilmiyle? Bundan da hesap vermedikçe yerinden ayrılamaz.
Ve in malihi, ve malından da, yani malının devamı geliyor zaten. Min eyne, nerede iktesebehu, nereden kazandığını hesabını vermeden. Ve fime, ve nerede enfakahu, onu tükettiğinin de hesabını vermeden ayrılamaz. Demek ki malından iki şekilde sorulacak. Bir, nerede kazandı? İki, onu nerede harcadı? Kişi bunun da hesabını vermeden ayrılamaz. Ve en cismihi, bedeninden, vücudundan da hesaba çekilmeden yerinden ayrılamaz. Fime, nerede? Eblahu, onu yıprattı, tüketti. Bunun da hesabını vermeden kişi yerinden ayrılamaz. Vellezî nefsi biyedihi, canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, lev şayet lem tuznibu, günah işlemeyecek olsanız, günah işlememiş olsanız, lem tuznibu, günah işlememiş olsanız, le elbette zehebe, giderirdi bu durumda. Kim giderirdi? Allah Teala giderirdi. Biküm, sizi. Sizi gidermesi, yok etmesi manasında. Allah Teala sizi yok ederdi. Ve ca'e, getirirdi. Bir kavmin, bir topluluk. Öyle topluluk ki bu. Yuznibune, günah işliyor. Günah işleyen bir topluluk getirirdi sizin yerinize. Fe yestağfirune, bağışlanmayı dilerlerdi o getirilecek topluluk. Kimden? Allah Teala'dan. Fe bu durumda da yağfiru, bağışlardı. Hüve, o Allah bağışlardı. Lehum, o topluluğu. Gördüğünüz üzere yestağfirune kelimesinde bağışlanmayı dilemek dedik. Oysa yağfiru'ya bağışlar manası verdik. Bağışlar, bağışlıyor, bağışlayacak muzarifi. Gerçi yestağfirune de muzarifi ama burada dilemek manası, istemek manası var. Çünkü istağfara yestağfiru. Yani istifal babındandır. Başında bulunan sin harfi talep içindir. Bu yüzden bağışlanmayı dilemek, istemek şeklinde mana verdik. Oysa bunun mücerret, yani yalın hali olan yağfiruya istemek, dilemek manası vermedik. Direkt bağışlardı şeklinde mana verilmiş. Elbirru, iyilik nedir? Hüsnül hulubi, güzel ahlaktır. Vel ismu, günah ise, ma, o şeydir ki, hake, rahatsız etti, fi nefsike, senin canını, gönlünü, kalbini rahatsız etti. Nefsün, can, ke, sen demek, nefsike, senin canın, tamlama var. Ve kerihte, yani ve o günah olan şey daha neymiş, atıf var. Ve kerihte, ve sen rahatsız oldun, yani rahatsız olursun aslında. En yaddala'a, mutali olması seni rahatsız eder. Aleyhi, o mahake dediğim şey, yani günahın, günaha mutali olunması, kim tarafından? Ennasu, insanlar tarafından. Yani insanların bilmesini istemediğin şey oluyor. İnsanların bilmesinden rahatsızlık duyduğun şey. Selasetün, üç sınıf insan vardır ki, la yükellimu, kelleme, yükellimu. Yükellimu, konuşmaz, hum, onlar ile. Kim konuşmaz? Allah'u, Allah Teala konuşmaz. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ve la yüzekki, ve temizlemez, him, onları. Yüzekki, hüve var gizli. O Allah temizlemez, him, onları. Yani o üç sınıfı insanı. Ve la yenzuru, bakmaz, kim? Hüve, Allah bakmaz. İleyhim, o kişilere, yani yine o üç sınıf olan insanlara bakmaz. Velehum, ve onlar için, yani o üç sınıf insan için vardır, ne vardır? Azabun, bir azap vardır. Öyle azap ki, elimun, korkunç bir azap vardır. Şimdi o üç sınıf insanı açıklayacak bize. Yani el evvel veya el ula demiyor, direkt anlatıyor. Şeyhun, yaşlı kişi veya ihtiyar kişi. Öyle ihtiyar ki, zanin, zina edici. Zina eden yaşlı kişi. Ve diğeri, yani ikincisi, melikün, bir hükümdar. Öyle hükümdar ki, kezzabun, çok yalan söyleyen. Yalancı hükümdar. İkincisi bu. Ve üçüncüsü de ailun, bir fakir. Öyle fakir ki, müstekbirun, kibirlenici. Kibirlenen, isfail. İstekbar eden. Kibirlenen fakir. Üç sınıf insan anlatıldı. İnnallâhe, muhakkak ki Allah Teala, rafigun, lütufkardır. Lütufta bulunur. Yuhibbu, sever. Neyi sever? Errifka, kolaylık gösterilmesini sever. Kaba davranılmamasını sever. Kim seviyor ama? Yuhibbu, hüve.
Hüve var yuhibbun altında. O Allah sever. Er-Rifka lafzı sever. Ve yu'di ve verir. Kim veriyor? Hüve yine o Allah verir. Kime verir? Aler-Rifki. Rifka yani kolaylık gösterenlere verir. Tabi ne veriyor? Burada direkt geçmediğinden ne diye bu çevriliyor? Başarı ve sevap olarak çevriliyor. Başarı ve sevap verir. Ma la yu'di alel-unfi. Ma o şeyi verir ki la yu'di vermiyor. Alel-unfi kaba kişiye, zorluk gösteren kişiye vermiyor. Yani zorluk gösteren kişiye vermediği şeyi verir. Ve ma yine o şey ki la yu'di vermiyor. Ala ma sivahu. Rıfkın dışındaki kişilere yani hoşgörülü olmayanların dışındaki o hoşgörülü olan kişinin dışındakilere vermiyor. Buna göre zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarı ve sevabı sadece kolaylık gösterenlere veriyor. İnnallâhe muhakkak ki Allah Teala ketebe yazdı, ketebe yektubu yazdı yani emretti. Neyi? Ehsane. İhsanı emretti. Yani iyi davranılmasını emretti. Ne üzerine? Ala külli şeyin her şey üzerine. Yaratılmış her şeye karşı iyi davranılmasını, iyi muamele edilmesini emretmiştir. Fe öyleyse yani bu emir varken İza gateltum siz öldüreceğiniz zaman fe ehsinu güzel yapın. Neyi? El gıtlete öldürme işini. Güzelce yapın. Eziyet etmeyin. Ve izâ zebahtum bir hayvan boğazlayacağınız zaman fe ehsinu zibhete boğazlama işini güzel yapın. Vel yuhidde bileyin veya bilesin ehadüküm sizden biriniz şafratehu bıçağını hu kendi yani kendi bıçağını bilesin vel yurih zebihatehu hayvana acı çektirmesin. Boğazlayacağı hayvana acı vermesin. Yine çok meşhur bir hadis. Gerçi buradaki hadislerin tamamı çok meşhur bilinen hadisler. Seb'etun Seb'etun 7 demek de 7 sınıf insan vardır. Burada 7 kişi 7 kimse denilmiş de 7 sınıf insan vardır. Yuzillu Ezalle yuzillu. Yuzillu gölgelendirir. Hum o 7 sınıf kişiyi. Kim gölgelendirir? Allahu Allah Teala gölgelendirir. Nerede gölgelendirir? Fi zillihi kendi gölgesinde. Zillun gölge demek. Hi zamir Allah Teala'ya gidiyor kendi gölgesinde. Yevme o gün ki la zille hiçbir gölge yoktur. İlla ancak zilluhu onun gölgesi vardır. Yani Allah Teala'nın kendi gölgesi, kendi yarattığı gölge vardır. Başka hiçbir gölge yoktur. Şimdi o 7 sınıf insanı bize hadis belirtecek. Birincisi neymiş? İmamun bir imam. İmam ne olur? Yönetici olur. Reis, işte devlet reisi olur. İmamun bir devlet reisi. Öyle devlet reisi ki adilun adaletli. Sıfat yani. Ve şabun ve bir genç. Öyle genç ki neşe'e yetişti, büyüdü fi ibadetillahi teala Allah Teala ibadet ile ederek ibadet ederek yetişti, büyüdü. İkinci sınıf buydu. Üçüncü sınıf ve raculun ve bir kişi, bir adam ki muallakun bağlıdır kalbuhu onun kalbi hu zamir racule gidiyor. Kalp biliyorsunuz kalp işte. Düşüncesi aklı yani bağlıdır. Nereye? Fil mesacidi mescide bağlıdır. Mescitlere bağlıdır. Mescidün mesacidün biliyorsunuz cemi. Mescitlere bağlıdır. Ve diğer bir sınıf. Ve raculani ve iki adam, iki kişi. Öyle iki kişi ki bunlar tahabba karşılıklı olarak birbirlerine sevgi beslediler ama fillahi Allah rızası için. Devam ediyor ona. İctema'a toplandılar aleyhi onun üzerine. O Allah rızasının üzerine. Allah rızası için toplandılar. Ve teferraga ve ayrıldılar aleyhi yine Allah rızası için. Teferra ga ayrı yazılmış ama teferragadır bu yani. Onu da bilelim. Teferraga, teferragu şeklinde. Ve raculun diye bir sınıftan bahsedecek. Ve raculun ve bir adam ki daet çağırdı hu onu davet etti. Kim? İmraatün bir kadın.
Öyle kadın ki zatu mensibin makam sahibi ve dahane sahibi cemalin güzellik sahibi. Yani güzel ve makam sahibi olan bir kadın tarafından davet edilen adam. Fekale ve adam şöyle dedi, yani şöyle diyen adam. İnni muhakkak ki ben ehafullah Allah Teala'dan korkarım. İşte makam ve güzellik sahibi olan bir kadın tarafından çağrılan adam inni ehafullah diyorsa bu sınıfa giriyor. Ve racülün ve bir adam ki tasaddaka, tasaddukta bulundu, sadaka verdi, bir sadakatin, güzelce sadaka verdi. Fe ehfa ve gizledi ha o sadakasını. Hatta o kadar gizledi ki la ta'leme bilmedi, şimaluhu onun sol eli ma o şeyi bilmedi ki tunfiku infak etti yeminuhu sağ eliyle. Şimalün sol demek, sol el manasında burada. Hu zamir. Yeminun sağ demek, hu yine zamir. Yani sağ elini verdiğinin sol eli bilmedi. O kadar gizlemiş. Ve diğer bir sınıf, racülün bir adam ki zekerallah Allah Teala'yı zikretti. Haliyen boş bir mekanda. Fefazat yaşla doldu. Aynahu onun gözleri. Gözleri yani cim, şey tesniye buradaki kelime. Aynun aynani. Kelimenin aslı aynani. Sonunda tesniye nunu vardı. Ama ayn kelimesi muzaaf olduğundan sonundaki nun düşmüştür. Bildiğiniz üzere tesniye kelimeler muzaaf olduklarında sonlarındaki nun düşer. Yani ayna muzaaf hu muzaaf ileyh. Bu tür bilgiler önemlidir. Çünkü sözlüğe bakıp ayna kelimesini ararsanız biraz zor bulursunuz. Aynani'dir ki müfredi de aynundur. Erba'un minkünne. Erba'un dört demek de hadisin devamından huy manasında kullanıldığı anlaşılıyor. Erba'un dört huy vardır ki minkünne fihi her kimde olursa kâne olur o kişi nedir olur? Münafıkan münafık olur. Yani kâne hüve o kişi olur. Ne olur? Münafıkan münafık olur. Kânenin haberi. Öyle münafıkken de halisen halis muhlis derler ya orijinal şekilde tam manasıyla münafık olur. Ve men o kimse ki kânet oldu fihi kendisinde ne hasletun bir huy oldu minhunne o dört şeyden bir haslet olursa kânet olur fihi kendisinde ne hasletun bir huy olur bir özellik olur minen nifakı münafıklıktan bir huy olmuş olur bir parça olmuş olur hatta ta ki yedeaha onu terk edene dek. Şimdi o dört tane huyu anlatacak bize. Tabi fark ettiğiniz üzere hadislerin hiçbirisinde el evvelü veya el ula işte es sani gibi rakamlar verilmiyor. Direkt anlatıma geçiriyorum. İze tumine hane. İza zaman demektir. Tümine ise emanet verilmesi, hane hıyanet edilmesi. İze tumine emanet verildiği zaman hane hıyanet etmek. Hane hıyanet etti demek de daha toparladığımız zaman emaneti hıyanet etmek. Birinci özellik bu. Münafıklık alametinden. Ve ikincisi İza haddese konuştuğu zaman kezebe yalan konuştu. Yalan söyledi. Yani konuştuğu zaman yalan konuşan. İkinci özellik bu oluyor. Ve İza ahede antlaşma yaptığı zaman gadera vazgeçti. Caydı. Antlaşmadan geri dönen. Geri dönmek diyelim veya. Bu da nedir? Münafıklık alametidir. Ve İza hasame düşmanlık yaptığı zaman fecara aşırıya kaçan. Düşmanlıkta aşırıya kaçmak da münafıklık alametlerinden bir tanesidir. Men o kimse ki lem yeda bırakmadı, terk etmedi. Ney? Gavre zuri, yalan sözü. Gavl söz, ezzur yalan demek. Her kim diyor yalan sözü terk etmezse vel amele bihi ve yalan ile amel etmeyi terk etmezse Feleyse lillahi Allah için değildir ne değildir hacetün bir değer taşıyıcı değildir bir kıymet değildir. Fi en yeda'a da'amehu yemeğini terk etmesi yemek yemeği terk etmesi. Aslında bu biraz ne ile ilgili? Oruçla ilgili olabilir. Oruç tutan kişi yalanla bir iş yapıyorsa veya yalan söylüyorsa yemeği içmeyi bırakması devamı var mı zaten ve şarabı diye devam ve şarabehu ve içmeyi terk etmesi en yeda en daamehu ve şarabehu yemeği içmeyi terk etmesini Allah Teala bir kıymet vermeyecektir.
Ed-dünya mel'unun. Dünya nedir? Mel'unun. Mel'undur. Lanetlenmiştir. Direkt manası bu da. Daha Türkçeleştirdiğimizde değersizdir diye çevirebiliyoruz. Tabi direkt lanetlidir, mel'undur diye çevirenler de var. Mel'unun ma fiha. Mel'unun lanetlenmiştir, değersizdir. Ma o şey ki fiha. Onda her ne varsa. Dünyada her ne varsa değersizdir. İlla ancak değerlidir. Değerli olan bir şeyler varmış. Bakalım neymişler? Zikrallahi Teala. Allah'ı zikretmek boş bir iş değildir. Değersiz değildir. Yani değerlidir. Ve yine değerlidir ne? Ma o şey ki valahu ona yaklaştırdı. Allah Teala'ya yaklaştıran şey de değerlidir. Ve yine değerlidir. Nedir değerli olan? Alimen, alim değerlidir. Yani ilim veren, işte müderris diyebiliriz. Ev veya da mutaallimen, ilim öğrenen, yani öğrenci. İlim öğrenmek isteyen de bundan müstesnadır. Demek ki dünya ve dünyada her ne varsa değersizdir. Değerli olan şey Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeyler, alim ve öğrenci. Tabi dini ilim diyebiliriz. İlim öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. 44. hadisimiz. Men her kim seleke, selek yol tutmak, izlemek, darigan bir yolu tutarsa, yeptegî fihi ilmen, yeptegî isteyerek, dileyerek fihi o yolda ne? İlmen, bir ilim. Her kim ilim elde etme arzusuyla bir yola girerse, sehhele kolaylaştırır Allahu Allah Teala lehu o kişi için. Yani o yolculuğa çıkan kişi için kolaylaştırır. Neyi? Darigan bir yolu. O yol ki ilel cenneti cennete varıyor. Cennete giden yolu kolaylaştırır. Ve innel melekete muhakkak ki melekler le elbette tazan koyar ecnihataha kanatlarını koyar. Bir dalibin ilmi ilim talep eden kişi için. Ruvan razı olduklarından ötürü. Bima yasna'u yapacağı şeyden. Ve innel alime muhakkak ki alim kişi le elbette yestağfiru bağışlanmasını diler lehu o kişi için alim kişi için bağışlanmasını diler kimdiler? Men o kimse ki fis semavati göklerdedir göklerde olan her kim varsa ve men ve yine o kişi onun bağışlanmasını diler ki fil arzı yeryüzünde ve yeryüzünde her kim varsa hatta ta ki el hitanu fil mai fil mai. Suyun içindeki balık bile. Suyun içindeki balıklar bile alim kişi için mağfiret dileyecektir. Bağışlanmasını dileyecektir. Ve fazlun alimi alimin fazileti, üstünlüğü alel abidi, abid üzerin. Ne gibidir? Kefazil kameri, kamerin fazileti, kamer ay demek, ayın üstünlüğü gibidir. Neye karşı? Ala sairil kevakibi. Kevkebun yıldızlar demek. Kevakip cemi bir kelime. Yıldızlar manasına geliyor. Ayın diğer yıldızlar üzerine olan üstünlüğü gibidir. Alimin de abid üzerine olan üstünlüğü. Ve innel ulema'e muhakkak ulema yani alimler nedir? Verasetül enbiya'i nebilerin varisçisidir. Varisleridir. Enbiya, nebiyyün enbiya cemi mükesser biliyorsunuz. Ve innel enbiya'e muhakkak ki nebiler lem yuverrisu miras bırakmadılar dinaran ve la dirhemen. Ne dinar ne de dirhem miras bırakmamışlardır. Dinar altın, dirhem de burada gümüş oluyor. İnnema ancak zarrasu miras bıraktılar. O nebiler neyi miras bıraktılar? El ilme ilmi miras bıraktılar. Hemen her kim ehaze alırsa veya edinirse o ilme sahip olursa hu o ilme sahip olursa ehaze almış olur sahip olmuş olur bir hazzin vafirin bol nasip ve kısmet almış olur. 45. hadisimiz. Muhakkak ki Allah Teala la yakbizu almaz el ilme ilmi intizaen yentezi'uhu minen nas insanlardan. Muhakkak Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silmek veya unutturmak suretiyle almayacaktır. Ve lakin fakat Allah Teala yakbizu ilmi alır. Yani lakin fakat yakbizu alır. Hüve o Allah alır. Neyi? El ilme ilmi alır.
Gabzil ulemai. Gabz etmek ruh almak yani. Alimlerin canını alarak. Hatta ta ki iza lem yubki kalmadı. İza zaman demektir. Kalmayıncaya dek. Ne kalmayıncaya dek? Alimen. Alim bir insan kalmayana dek. Alimlerin canını alır. Yani vefat ettirir onlar. Ortadan kaldırır. Bu şekilde Allah Teala ilmi yeryüzünden siler. İttehaze edindi yani edinir ennasu insanlar ruusen cuhalen. Cuhal çok cahil demek. Ruus lider demek. İttehaze edinir ennasu insanlar ruusen lider edinir. Kimi veya ne tür insanları lider edinirler? Cuhalen çok cahil olan kişileri kendilerine lider edin. Fe ardından suilu sorulur. Bir takım sorular sorarlar. Feftel bi gayri ilmin. Feftel fetva verirler. Bi gayri ilmin ilimsiz yani bilmedikleri halde biliyormuşçasına fetva verirler. Fevallu ve ezallu. Bu durumda ne olur? Hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları saptırırlar. İnne sıdka muhakkak ki gerçi bunu okumuş muydu? Tekrar aynı hadis karşımıza çıktı gibi geliyor bana. İnne sıdka muhakkak ki doğruluk sözde olsun, amelde olsun doğruluk yehdi ulaştırır ilel birri ile. Ve innel birra muhakkak ki iyilik de yehdi ulaştırır ilel cenneti cennete. Ve inna racule muhakkak kişi le yesdugu doğru söyleye söyleye hatta ta ki yüktebe yazılır inna Allah katına sıddıkan sıddıkun çok doğru söyleyen demek. Sıddıklardan yazılır kişi doğru söyleye söyleye. Ve innel kezibe muhakkak ki yalan söz yehdi ulaştırır ilel fucuri günaha yanlış yola ulaştırır. Ve innel fucura muhakkak ki fucur da yehdi ulaştırır ilen nari ateşe cehenneme götürür. Ve inna racule muhakkak ki kişi leyekzibe yalan söyleye söyleye söyler hatta ta ki yuktebe yazılır indellahi Allah katında ne yazılır kezzaben kezzap da çok yalan söyleyen demek ziyade yalan çok yalan söyleyen kişi olarak yazılır. La tebagazu karşılıklı olarak birbirinize kin tutmayın değil mi tebagazu burada bir karşılık söz konusu müşerket. Birbirinize kin tutmayın ve la tahasedu yine birbirinize karşı haset etmeyin ve la tedaberu birbirinize sırt dönmeyin ve la tekadu ilginizi kesmeyin ve kunu olun ibarallahi ey Allah'ın kulları değil mi ya ibarallah demektir bu Allah'ın kulları olun ne olun ihvanen kardeş olun ve la yahillu helal değildir, helal olmaz. Li müslümin, bir Müslüman için helal değildir. Ne? En yehcura terk etmesi değil mi? Hicret. Terk etmesi helal değildir. Ehahu, kendi kardeşini. Ehu, eha, ehi, kardeş demek. Hu, kendi demek. Ehahu, kendi kardeşini terk etmesi. Fevga, selasin. Selas 3. Fevk ise üst demektir. Yani 3 günden fazla oluyor. 3 günün üstünde terk etmesi. Yani 4 gün, 5 gün, 6 gün şeklinde. Terk etmesi de nedir? Helal değildir. İnna Allahu Teala muhakkak Allahu Teala evha ileyye bana vahyetti. En tevazu karşılıklı mütevaziliği karşılıklı olarak birbirinize karşı mütevazi olmayı vahyetti. Hatta ta ki la yebghiye ahadun ala ahadin. Biriniz diğerine karşı haddi aşmasın, ve la yefhara ahadun ve hiçbiriniz üstünü taslamasın ala ahadin bir diğeri üstüne. Yefhar ve la yefhar üstünlük taslamasın manasına gelmektedir. Sanırım 49. hadis de daha önce geçmişti. Bazı hadisler tekrar edilmişe benziyor. Badiru acele edin bi amali salihati salih amel yapma konusunda
Fesetekunu yakında meydana gelecek olacak fitenun çeşitli fitneler. Kekıta'il leylil muzlimi yusbihur racülü müminen ve yumsi kafiren. İnsanın işte gece mümin, sabah kafir veya tam tersi olacağını belirten hadis. Evet, devamını okuma gerek yok. Bu hadis geçmişti. İttegu zulme, zulümden sakının. Yani zulmü yapmayın. Fenne zulme, zulmatun yevmel kıyameti. Muhakkak zulüm nedir? Kıyamet gününde karanlık olacaktır. Yani kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Zaten zulüm karanlık demektir. İttegu şuhha, cimrilikten sakının. Finne şuhha, muhakkak ki cimrilik ehleke helak etti. Men o kimseyi ki kâne gableküm, sizden önceydi, yani sizden önceki milletleri helak etti, ümmeti helak etti. Hamelehum, onları ne yaptı? Sevk etti. Ala en sefeku dimaehum, kanlarını dökmeye ve istahallu helal saymaya da sevk etti. Maharimehum, onların haramlarını, cimrilik onların kanlarını dökmeye ve onların haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Külle emrin zibalin la yübde. Bu da yine çok meşhur bir hadis. Külle emrin, her durum, her iş manasına geliyor. Külle emrin, her iş ki zibalin, önem sahibi. Yani önemli olan her iş. Zi sahip, bal önem. Kül her demek, emir iş demek. Külle emrin, her iş ki zibalin, önem sahibi olan her iş. La yübde, başlanmazsa, kendisinde bulunmazsa, fihi, kendisinde bulunmazsa ne? Bismillahirrahmanirrahim, yani Bismillahirrahmanirrahim cümlesi kendisinde yer almazsa, fe ve o işi nedir? Akta, sonuçsuzdur, kesiktir, bereketsizdir. 52. hadisimiz. Kad eflaha, muhakkak ki kurtuluşa ermiştir. Kad eflahel mu'minun geçer mesela Kur'an'da. Men o kimse ki esleme, Müslüman oldu ve ruziga kefafen, razega ruziga, yeterli derecede rızka nail oldu ve kanna'ahu, kanna'a kanaat getirdi, hu ona, o nimeti yani yeterli olarak buldu, Allahu Allah tarafından kendisine verilen nimete, bima atahu, Allah'ın kendisine verdiği bu rızka. Demek ki Allah Teala'nın kendisine yeterli derecede verdiği rızka kanaat getiren Müslüman kişi kurtuluşa ermiştir. 53. hadisteyiz. Yegulu şöyle diyordu Peygamberimiz. İyyakum ve temadduha. Karşılıklı olarak methiyeler düzmekten sakındınız. Fennuhu, çünkü o methiye düzmek, methiye söyleme işi nedir? Ezzebhu, zebh can almak, öldürmek demektir. O kişiyi öldürmektir. Yani kibrine neden olabilir. Etedruna mel gıybetu, gıybet nedir? Bilir misiniz? Galu dediler ki, Allahu Allah Teala ve Resuluhu ve onun Resulü e'lemu, daha iyi bilir. Gale Peygamberimiz şöyle dedi, buyurdu. Zikruke senin anmandır. Ehake kardeşine, yani zikru, zekara yezkuru, zikrun mastardır. Ardından ke gelmiştir. Zikruke senin anmandır. Söylemendir. Ehake kardeşini anmandır. Ondan bahsetmendir. Biliyorsunuz eha, ehu, ehi kardeş demek. Ke sen, ehake senin kardeşin demektir. Kardeşini anmandır, hatırlamandır, yad etmendir. Neyle? Bir ma, o şeyle ki yekrahu, hoş değil, çirkin. Yani hoşlanmayacağı şey ile kardeşini anmandır. Dile denildi ki Eferayte inkâne fî ehî, eğer fî ehî kardeşimizde bu bahsettiğimiz şey, yani hoş olmayan şey var ise ma egûlu, bu konu hakkında ne dersiniz? Kale Peygamberimiz buyurdu. İnşaet kâne olursa fihi, o kardeşinizde ma o şey ki tegûlü, siz söylüyorsunuz. Yani söylediğiniz şey kardeşinizde var ise fe, bu durumda gad
İğtebtehu. Muhakkak ki onun gıybetini etmiş oldunuz. Söylediğiniz o kusur onda varsa. Ve inlem mikün. Eğer onda yoksa. Fihi onda demek yani. İnlem mikün yoksa. Fihi o kardeşinizde. Ma o şey ki. Tegulü siz söylüyorsunuz. Yani söylediğiniz şey kardeşinizde yoksa. O kusur onda yoksa. Fe bu durumda. Gad, muhakkak ki. Behettehu ona iftira etmiş oldunuz. Selasun sanırım bu da daha önce geçmiş bir hadis olsa gerek. Selasun üç şey var ki men künne fihi vecede bihinne halavetel iman. Biliyorsunuz halavet tat iman, imanın tadı manasında vecede bulunmak fihi kendisinde men her kim. Üç şey vardır ki her kimde bulunursa o kişi imanın tadını alır. Diyor ve anlatıyor. Tabi birinci, ikinci demeden devamı geliyor. En yekûne Allahu ve Rasûlühü. Allah'ın ve onun Rasûlünün olması. Ne olması? Ehabbe daha sevimli olması. İleyhi kendisine. Neden? Mimma. Aslında min ma'dır da mimma. O şeyden ki sivahuma. Siva hariç demektir. Ha huma hum şeklinde zamir burada. Bu ikisinin dışında. Yani Allah ve Resulü'nü her şeyden daha fazla sevmek. Kendisine daha sevimli olması. Ve en yuhibbe ve yine sevgili olması. Yani sevimli olması. El mer'a kişinin. Öyle sevgi ki bu. La yuhibbu sevmiyor hu onu illa ancak seviyor. Lillahi Allah için. Yani sevdiğini Allah için, Allah rızası için sevmek. Bu da ikinci şık. Selasün demişti ya, üç özellik vardı. İkinciyi saydık. Ve üçüncüsü neymiş? En yekrahe. Hoş bulmamak, çirkin bulmak. En yu'de dönmeyi. Fil küfri küfre. İmansızlığa dönmeyi, çirkin bulmak. Neden sonra? Ba'de en enik zafehu. Enik zehu. Buraya bir bakalım. En gazehu. Evet. Biraz karışık gibi duruyor. En gaze. Ba'den gaze kurtardıktan sonra hu o kişiyi kim? Allahu Allah Teala. Minhu bataklıktan yani küfürden. Allah Teala'nın küfürden kurtardığı kişiyi kişinin tekrar küfre dönmesi kendisine çirkin gelecek. Bundan bahsediyor. Allah'ın kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi çirkin bulması. Ne gibi? Kema yekrahu çirkin bulduğu gibi en yukzefe finnari ateşe atılmayı. Ateşe atılmak ne kadar tehlikeli ise, çirkin ise, hoş değilse bir kişinin İslam'a girdikten sonra tekrar küfre dönmesini de o kadar çirkin bulacağız, o kadar hoşnut olmayacağız. Şimdiki hadis de daha önce geçmiş olmalı. Sanırım hadisler tekrar ediliyor sürekli. Meselül müminine müminlerin misali, yani müminler ne gibidir? Fi tevaddihim sevme hususunda ve terahumihim ve birbirlerine acıma konusunda ve taatufihim ve birbirlerini koruma hususunda müminler meselül cesedi ceset yani vücut gibidirler. Tek bir vücut gibidirler. İzeşteka minhu ize zaman demek. İşteka şikayet etti. Şikayet ettiği zaman yani rahatsızlandığı zaman minhu o bedenden hu bedene cesede gidiyor. O bedenden ne? Uzun bir uzuv. Şikayet ettiği zaman rahatsızlandığı zaman tedâ'a lehu sâirul cesedi bis seheri vel humma. Bu durumda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Tıpkı bunun gibi diğer müminler de rahatsız olduğunda geride kalan müminlerin de bundan rahatsızlık duyması beklenir. Men o kimse ki veliye min emril müslimine şey'en Müslümanları yöneten kişi fe emmera emrederse aleyhim onlara heden bir kişi için muhabeten kayırmayı yani bir kişiyi kayırarak göreve getirirse fe'aleyhi onun üzerinedir ne lanetullahi Allah Teala'nın laneti onun üzerine olur. La yakbelu kabul etmez
Kim Allahu Allah Teala kabul etmez. Minhu o kişiden, yani bir insanı kayırarak göreve getiren kişiden kabul etmez. Sarfen vela edden, farz olsun nafile olsun hiçbir ibadetini kabul etmez. Hatta ta ki yudhilehu o kişiyi sokar nereye? Cehenneme, cehenneme sokar. Kânen nebiyyü, Nebi aleyhisselam, izestekbelehu raculu, bir kişiyle karşılaştığı zaman, fesâfahehu, onunla tokalaşır, el sıkışırdı. La yenzi'u, bırakmaz, yedehu, kendi elini, peygamber elini bırakmaz tokalaşma esnasında. Nereden? Min yedihi, o adamın elinden. Hatta ta ki yukuna raculu, o kişi, o adam ellizi, o adam olana dek, yenzi'u bırakana dek. Yani önce tokalaştığı kişinin elini çekmesini beklerdi Peygamberimiz. Ve la yasrifu, çevirmezdi vechehu, Peygamberimiz tabii ki yasrifu huve. O peygamber çevirmezdi vechehu, kendi yüzünü. Vechun yüz, hu peygambere gidiyor. Kendi yüzünü çevirmezdi. An vechihi, o adamın yüzünden. Yani yüzüne bakmaya devam ederdi. Hatta ta ki yekûne raculu, o kişi olana dek. Hü, o kişi ki ellezî yasrifu hu, bakmaya devam ediyor. Yani karşılıklı bakışı, önce karşı tarafın bırakmasını beklerdi. Ardından Peygamberimiz yüzünü çevirirdi. Ve lem yura, görünmedi. Mukaddimen rukbeteyhi beyne yedey celisin lehu. Birlikte oturduğu kişinin önüne ayaklarını Peygamberimizin uzattığı da görülmemiştir. Eddinun nasihatu, işte yine çok meşhur bir hadis. Din samimiyettir diye Peygamberimiz buyurdu. Eddinu, din nedir? En nasihatu, nasihattir. Bunna, biz dedik ki limen, kim için? Ey Allah'ın Resulü, kim için samimiyettir? Gale, Peygamberimiz şöyle buyurdu. Lillahi, Allah Teala için, ve kitabihi, ve onun kitabı için. Hi, o Allah Teala'ya gidiyor. Onun kitabı için samimiyettir. Ve li rasulihi, ve onun rasulü için samimiyettir. Ve daha kim için samimiyettir? Ve li eimmetil müslimine, Müslümanların idarecileri için samimiyettir. Eimme, idareciler, cemi bir kelime. Ve daha kim için samimiyettir? Ammetihim, tüm Müslümanlar için de samimiyettir. Yani bu sayılan kişilere karşı samimi olun manasına geliyor. Eqimu hududallah. Eqimu salate mesela. Eqimu, yerine getirin. Dosdoğru uygulayın neyi? Hududallah. Allah Teala'nın hudutlarını. Hudutlar yani cezalar, mesela hatlar, had bahsi vardı fıkıhta. Fil garibi vel baidi. Hem yakın olan kişiye hem uzak olan kişiye. Yani herkese karşı cezaları uygulayın. Ve la te'huz, alıkoymasın küm sizi fillahi, Allah hususunda. Yani Allah'ın bu emrinden sizi alıkoymasın. Ne? Levmetu laimin. Kınayan kişinin kınaması. Kınayıcının kınaması. Bir insan çıkar da sizi kınar diye bu işlerden geri kalmayın. Böylece 60 hadis.